televizyon ekranlarında bu yıl 15.'si düzenlenen Kuş Dili Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğlenecek miyiz? Evet, bugün yine ekranları başında bizleri izleyen güzel hemşerilerimizle beraber uzaktan ve yakından Kuşköy'e, Çanakçı'ya gelen bütün misafirlerimize, protokoldaki değerli misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bugün dolu dolu 3 saat boyunca Mavi Karadeniz televizyonu ekranlarında sizlerle beraber olmuş olacağız. Karadeniz müziğinin en güzel şarkılarını yine bugün de sizlerle beraber paylaşmış olacağız. Hep beraber horonun en güzelini Çanakçı Kuşköy'e layık bir şekilde burada sizlere izletme imkanına sahip olacağız. Ben emeği geçen herkese buradan çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan gelecek olan misafirlerimiz de şu anda yavaş yavaş evet alanımıza girmek üzere. Onlardan da birazdan bahsetmiş olacağız. Bugün her Çanakçı'da her şey çok güzel. Kuşköy'de her şey çok güzel. Ekranlara başında sizler çok güzelsiniz. Yine buraya gelip bizleri onurlandıran değerli misafirlerimiz çok güzel. Sanatçı arkadaşlarımızın hepsi birbirinden güzel müzisyenlerimiz. Bugün dediğimiz gibi biz Kuşköy'de Çanakçı için çok güzel anlam ifade eden bir program gerçekleştirmiş olacağız. Efendim televizyon ekranlarından, radyo programlarından beni tanıyorsunuz. Evet, Tempo TV ekranlarında uzun yıllardan beri program yapıyoruz. Her zaman olduğu üzere. Yine 93.3'te Radyo K Karadeniz'in sesinin hafta içi 13-15 saatler arasında Yaşar Reis'in takasını dinliyorsunuz. Dinlemeye devam edeceksiniz. Evet, şimdi hazırsak fazla konuşmayalım. Şu alanı ufaktan açıp horonumuza Hayati Daşlan'la beraber devam ediyoruz. Hadi Hayati. Bu kadar mı alkış? Güçlü alkış. Hadi bakayım toplarcı kızlarımız da gelsin oraya buraya. Toplarcılar gelsin. Bana bakıp da gülme, ateşten oynuyorsun.
sevdalarıma şimdi diyorum bacı. Thank you.
boşaltalım. Lütfen fazla arkadaşımız oradan geçmesin. Şu anda canlı yayındayız. Evet, biz skoran yapıyoruz. Bozmada. Hadi bakayım. Arkadaşlar şu horonun ortasını boşaltın dedi. Görevli arkadaşlar. Ya şurayı bir boşaltır mısınız? Evet, herkes bir halka. Arkadaşlar lütfen. Şu ortayı bir boşaltalım. Horon oynayalım. Horon halka geniş olsun. Lütfen. Hadi oyuncular. Ricamız olacak. Lütfen şu alanı boşaltır mısınız? Şunu ortayı bir boşaltalım. Şurada ortayı bir boşaltalım. Lütfen. Şu ortayı bir boşalttığımız zaman iki halka yapalım. Burada herkes horona davetli zaten. İki halka yapalım. Lütfen. Sayın misafirlerimiz, sayın 15. Kuşlu Değerli Misafirlik konuklarımız. Şu ortayı bir müsait şekilde boşaltırsak giriş çıkışları kolay olacak. Canlı yayındayız. Bak ortada bir kirlilik var. Güzel bir horon halkası yapalım. Geniş olsun. Alanımızın el verdiği şartlarda. Mümkünse. Çok rica ediyorum. Bu arada festivalimize Giresun Milletvekilimiz Sayın Mehmet geldi. Beyefendi iştirak etti. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Yine bizim bu 15. Kuş Dili Festivalimize Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kara teşrif etti. Sayın Başkanım hoş geldiniz Kuş Dili'ne. Şeref verdiniz. Yine bizim hemşerimiz Başkan Yardımcısı, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Ümer. Sayın Başkanım Kuş Dili'ne hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Yine Üsküdar Belediyesi Meclisimiz Sayın Coşkun Çalık aramızda. Sayın Coşkun Bey hoş geldiniz. İsmail Türkoğlu, meclis üyesi, Üsküdar Belediyesi. Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Yoğun bir festival yaşıyoruz. Hem siyasi açıdan hem bürokrat açısından. Alanımız dar, hasbelkader değerli hemşehrilerimiz bizlere yardımcı olacak. Şimdi sanatçı arkadaşımızı fazla bekletmeyeceğiz. Biz sanatçı arkadaşımızdan rica ederim sizi 5 dakika kenara alalım. Bugün hakikaten Kuş Dili Festivali çok güzel bir şekilde, 15. Kuş Dili Festivali bugün harika oluyor. Bugünün anısına biz protokolden konuşmacıları buraya arayacağız ama yine AK Parti Göreli Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Melikoğlu'nu bir selamlama konuşması yapmak üzere sahneye davet edelim ama alkışla bu konuşmaların ardından kürsümüzü alalım Yaşar Reis. Programımız, sanatçılarımız tüm hızıyla devam edecek. Tüm hızıyla devam edecek. Sayın Başkanım buyurun. Şöyle alalım arkadaşlar. Lütfen çocuklarımıza da sahip çıkalım. Sayın Başkanım buyurun. Hoş geldiniz. Sayın Milletvekilim, çok kıymetli Kaymakamım, Üsküdar Belediye Başkanım, kıymetli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, saygıdeğer protokol, aziz hemşerilerim, festivalimiz uğurlu, kademli olsun. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Bölge milletvekilimiz Sayın Mehmet geldi. Bölgemize hizmet getirme noktasında lokomotif görevi gören, bizlere her zaman destek olan
değerli milletvekillerime sizin adına teşekkür ediyorum. Yine çok kıymetli meslektaşımız davetlerimizi kırmadılar, teşrif ettiler. Üsküdar Belediye Başkanımızı coşkuyla karşıladınız. Kendisinin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Onu ifade etmeden geçemeyeceğim. Birçok büyük belediyelerin, belediye başkanlarının Anadolu topraklarında elleri var, emekleri var, gözlerinin nuru var. Hizmetleri var azdan çoktan, kanınca kararınca hizmetleri var. Çam sakızı çoban armağanları var. Ben kendilerine, sizler adına, şahsım adına, bütün hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Hususiyetle misafir belediye başkanımıza, Üsküdar Belediye Başkanımıza Mustafa Kara'ya ve onun ekibine bir teşekkür alkışı buraya teşrif ettikleri için onları onurlandırmak adına güzel bir alkış istirham ediyorum sizlerden. Yine çok kıymetli aziz hemşehrilerimiz, dostlarımız, bu organizasyonların dizayn edilmesinde katkı sağlayan, emek sarf eden, maddi manevi yorulan dostlarımıza, başta belediye başkanlarımıza, sayın kaymakamımıza, iş adamlarımıza, kıymetli sponsorlarımıza, dernek yöneticilerimize, dernek başkanlarımıza, hülasa unuttuğumuz bütün destekçilere teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Zordur bu organizasyonları dizayn etmek. Biz de 8.sini sizlerden aldığımız güçle birlikte bu cuma, önümüzdeki cuma, cumartesi, pazar yani 13, 14, 15 Temmuz tarihlerinde haftaya Görele Merkezi'nde kemençe ve horon günleriyle birlikte bu coşkular devam edecek. Kuş Dili Festivali bölgemizin marka festivallerinden bir tanesi. Yine bizler de bu ışıkla birlikte, bu festivalin ışığıyla birlikte başlatmış olduğumuz şehir merkezinde Görele'de, sizlerin görelesinde başlatmış olduğumuz kemençe horon günleriyle bu coşkuyu devam ettiriyoruz, markalaştırıyoruz sizlerle birlikte. Cem oluyoruz, birlik ve beraberlik içerisinde coşkumuzun, kardeşliğimizin, beraberliğimizin, gücümüzün artırılması, sevgi ve kardeşliğimizin pekişmesi noktasında bu güzel organizasyonları yapmaya devam ediyoruz. Ben hülasa bizleri ekranları başından izleyen kıymetli hemşerilerime de sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı mübarek olsun, uğurlu kademli olsun diyor. Hepinize hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Başkanım ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet efendim, 15. Kuş Dili Festivalimiz bütün hızıyla devam edecek. Biz sanatçımızla devam edeceğiz bir 5-10 dakika ama bunun akabinde yine protokoldeki çok değerli milletvekillerimiz olsun, belediye başkanlarımız olsun, onları bir sahneye çağıracağız. Ama bizim festivalimizin olmazsa olmazları var. Çok kısa. Onları da anons edelim. İş adamlarımız var. Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Plaketini de burada çok değerli bir beyefendiye vereceğim. Kendisine götürmek üzere. Yoğun programından dolayı gelemedi. Ona selam olsun. Bizim sponsorumuzdur kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Giresun Federasyon Başkanı Hasan Turan'ı görüyorum. Başkanım, Keşan'a bürünmüşsün. Hoş geldin. Plaketin burada ama çok kalabalık. Bizi onurlandırdın. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrar. Yine Cırıtlar tablot. İbrahim Cırıt gördüm. Selam olsun. Ender Tekstil, Uğur Cırıt, Uğur Bey. Selam olsun sizlere. Yine Paşabahçe Hastanesi müdürü var buralarda ama onda 5 tane çocuk olunca oturmaya yer bulamıyor. Halis Demir hoş geldin. Selam olsun size de. Kuğu Grup, Mehmet Kuğu iş adamı. Mehmet abi hoş geldin. Şeref verdin. Yine Görele Pide. Şimdi İstanbul'da birçok pide var. Sevgili Yılmaz Usta'ya Görele Kebap, Görele Pide, Ümraniye Santral'da Yılmaz Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize katkılarından dolayı ilerleyen dakikalarda tekrar anonslarımız olacak. Şükür Elektronik'e çok teşekkür ediyoruz. Yine Engin Transfer, ETS Tekstil, Engin Köse'ye teşekkür ediyoruz. Üsküdar Belediye Başkanımıza tekrar hoş geldin diyoruz. Sayın Milletvekilimize hoş geldin diyoruz. Bütün protokoldeki ve bütün şu anda ekranda bizi izleyen ve alanda bize konuk olan tüm hemşehrilerime tekrar hoş geldin diyoruz. Bekletmeden Hayati, seninle devam edelim. Seninle devam edelim. Akabinde unutmayalım. Garip oğlu Mobilya, iş adamı Metin Aydın, hoş geldin. Her zaman yanımızda. Teşekkür ederiz Metin Aydın'a. Görüyorum burada o da. Hayaticiğim seninle devam ediyoruz. Söz sende. Evet, horonu bir alçalım. Tek halka. Sık. Thank you.
Beyler şu ortayı boşaltalım. Tek halka, tek halka. Birleştirelim. Şu bölünmeyi önleyelim.
Yalçın Demir.
teşekkür ediyoruz. Efendim, programımız bütün hızıyla devam edecek. Daha sırada kim var? Güzel bir kemençeci kadeşimiz Yalçın Demir var. Kemençe kadar boyu var ama çok güzel kemençe sanatçımız. Daha Çayan Hüseyin yolda gelecek. Sırada çok 5 tane sanatçımız daha var ama biz kemençesi arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Kemençeni Yalçın'a bırakıyorsun. Yalçın'a bırakıyorsun. Birazdan devam edeceğiz Yalçın. Seni oturtuyoruz. Biz şimdi şu sahneyi bir boşaltalım arkadaşlar. Mustafa Bey lütfen şuradan bir inelim. Bir inelim şuradan. Şimdi bizleri binlerce kilometreden buraya gelen, ziyaret eden belediye başkanlarımız var. Üsküdar'ın tarihi bir şehri var. Aslında İstanbul'un tarihi birçok şehri var ama bir Üsküdar'ı var. Güzel Üsküdar'ı var, güzel sahili var, güzel de bir belediye başkanı var elbette ki. Biz Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Karay'ı hem görüşlerini almak hem selamlama konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkanım buyurun. Başkanıma bir yardımcı olalım. Güzel Üsküdar'ımızın güler yüzü belediye başkanı geliyor Sayın Mustafa Kara. Alkış yok mu? Bu kadar mı alkış? Burası Kuşköy'ü. Biz misafirperver mi insanız? Şurayı açalım, yardımcı olalım. Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun, mikrofon sizin. Çok teşekkür ediyorum. Pek saygıdeğer milletvekilim, değerli kaymakamım, saygıdeğer belediye başkanlarım, güzel bir kuş festivalinde beraberiz yine. Aramızda gerçekten İstanbul'da Giresun'u en güzel şekilde temsil eden federasyon başkanımız Hasan Turan var. Yine Üsküdar'ımızdan belediye meclis üyelerim ve belediye başkan yardımcım var Giresunlu hemşehrileriniz olarak. Hanımefendiler, beyefendiler, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, iş adamlarımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şenliğiniz mübarek olsun. Bir yandan tarih ve kültür şehri Üsküdar'ımızı Üsküdar haline getiren ve seçmenlerimiz arasında üçüncü sırada olan Giresunlu hemşehrilerimiz var. Bir yandan bu topraklarda doğmuşlar, bu toprakların yetiştirdiği evlatları İstanbul'umuzu, Üsküdar'ımızı imar etmişler. Ve Allah'a hamdolsun bu birlik ve beraberlik bugün Karadeniz'in bu güzel yaylalarında mavi ile yeşilin buluştuğu noktalarda bir araya geliyoruz. Birlik ve beraberlik için bir araya geliyoruz. Vatanımızın her karış toprağının mübarek olduğunu biliyoruz. Doğduğumuz yeri hiçbir zaman unutmayacağız. Doğduğumuz yeri de gereken önemi vereceğiz. Bu anlamda sadece kürsülerde konuşarak değil, sadece lafta birlik beraberlik diyerek değil, temsilde de adaleti sağlayarak Allah'a hamdolsun Hasan Ekmen Belediye Başkan Yardımcım Giresunlu hemşehriniz. Yine Çanakçı'nın yetiştirdiği bir evladınız var. Coşkun Çalık Belediye Meclis Üyemiz beraber çalışıyoruz. Yine Göreleli hemşehriniz İsmail Türkoğlu Üsküdar'ımızda Başbakanımızın evinde hep beraber ülkemizi, Üsküdar'ımızı, İstanbul'umuzu temsil etmeye çalışıyoruz. Ve buraların güzelliğini görünce orada Yavuz Türk'ten, Çengelköy'den, Ferah Mahallesi'nden, Mehmet Akif Ersoy Mahallemizden yani Üsküdar'ın bütün Sultan Tepesi'nden, Sultan Murad'ından birçok dostlarımı gördüm. Saygıdeğer milletvekilim, değerli kaymakamım, belediye başkanım az önce şenlik alanına girdiğimde sanki ben burada Kuş Köyü'nde değilim de Üsküdar'ın bir mahallesindeymiş gibi hissettim kendimi. Bir sürü Üsküdarlı'yla karşılaştım. Onları tekrar sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Sözü çok uzatmadan şunu ifade etmek istiyorum. Değerli AK Parti İl Başkanım, Giresun İl Başkanım da burada. Sayın Başkanımı da ilan etmiş olayım. Sayın Başkanım şunu ifade edeyim. İnşallah bizim Üsküdar Belediye'mizin toplumsal gelişim merkezi TOGEM diye bir merkezimiz var. Türkiye'nin çeşitli yerlerine okullar yapıyoruz. TOGEM Başkanımızla Coşkun Çalık meclis üyemiz konuştu, görüşmeler yaptı. İnşallah bir dahaki sezonda açılmak üzere bir tane anaokulunu
İnşallah Çanakçı'ya yapacağız. Burada ilan etmek istiyorum. Üsküdar Belediye'miz olarak bir anaokulu inşallah Çanakçı'ya yapacağız. Böylelikle kardeşliğimiz, birlikteliğimiz, beraberliğimiz devam etsin inşallah. Ben sözü çok uzatmadan esas eğlenceye bırakmak lazım. Kemençeye bırakmak lazım. Bu duygularla hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Başkanımızı alkışlarla uğurluyoruz ama alkışlarla. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kara bizi onur etti. Ona selam olsun. Yine bizleri izlemekte olan dostlarımız var. Onlara da selam gönderelim. Giresun Göreleri İlyas Öner'e arkadaşlarımızla bizi izliyormuş. Selam olsun. Bunlara da mesaj getirdiler. Bunları da iletelim. Yine Üsküdar, Güzeltepe, Ekizpide, Uğur Ekiz, Süleyman Ekiz, Basçı Pak, Aşçıbaşı, Aslan Demir'e de selam olsun. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Programımız çok yoğun bir şekilde açacak ama aramızda kıymetli bir misafirimiz var. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçme ve seçme hakkımız var. Meclise elbette birilerini gönderiyoruz. Bu da kimler oluyor? Milletvekillerimiz oluyor. Bizim adımıza Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız, vatandaşlar adına bizi temsil ediyor. Bunun en güzel örneği var. Sayın Giresun Milletvekilimiz Mehmet Geldiği. Alkışlarla sahneye alıyoruz. E bu kadar mı? Bu kadar olursa, bu kadar olursa Gürgentepe yolu yapılmaz. Bu alkışla Gürgentepe yolu yapılmaz. Bak burada Kuşköy alanındayız. Alanımızdar. Sayın vekilime bir hoş geldin diyelim. Söz sizin vekili, buyurun. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanlarım, çok kıymetli il başkanım, değerli ilçe başkanlarım, çok kıymetli Çanakçılılar, Göreleli, Tirebolu, Espiye'den buraya kadar gelen çok kıymetli misafirler, İstanbul'dan, Üsküdar'dan buraya gelen değerli kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Burada bugün 15.sini düzenlediğimiz Kuşdili Festivali, İnşallah güzellikleri barındırdığı gibi gelecekte çok daha güzellerini beraber idrak edeceğimize inanıyorum. İnşallah Allah nasip eder. Değerli kardeşlerim, biraz önce yaklaşık 1,5 saat önce Kümbet'teydik ve orada çok yoğun bir kalabalıklı bir festival yapıldı. Geniş bir katılımlı. Buraya geldik. Burada gerçekten çok yoğun bir coşkuyu gördük. Aynı gün olmasına rağmen gerçekten Çanakçılılar Kuşdili Festivali'ne çok yoğun ilgi göstermişler. Civardaki ilçelerimiz ilgi göstermiş. Ve burada birlik ve beraberliğin, karşılıklı sevgi ve saygının, hoşgörünün, müsamahanın, kucaklaşmanın, Kuşdili ile anlaşan Çanakçılılar daha ötesini güzel yapacaklarını burada gösteriyorlar. Değerli kardeşlerim, aramızda misafir bulunan çok kıymetli Üsküdar Belediye Başkanımız Mustafa Karabey, kendilerine teşekkür ediyorum. Biraz önce Çanakçı'ya bir vaatte bulundu. Anaokulu yapacağından bahsetti ve söz verdi. Allah razı olsun. İnşallah inanıyorum ki onun öncüsü olarak ufak tefek hizmetlere de öncelik yapacaklar. Çünkü gerçekten çok büyük bir potansiyeli barındıran Üsküdar'ımızda çok güzel hizmetlere örnek olan ve gerçekten gönül insanlı bir kardeşimiz. Kendilerini burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Sizler adına tekrar kendisine hoş geldin diyorum. Yanındaki ekibine de hoş geldin diyorum. İnanıyorum ki gelecekte bu festivallerin çok daha güzellerini yapacağız. Değerli sunucu kardeşim Gürgentepe yolundan bahsetti. Çiçeğe Burnu'nda 4 aylık Mehmet Fatih Kaymakamımız biraz önce bana ondan bahsediyordu. Çanakçı'nın ve civarının güzelleşmesiyle ilgili üzerimize ne düşerse yapacağız. Allah'ın izniyle biz bir an önce gerekli girişimler yapılıp biz de üzerimize düşeni yapacağız. Teşkilatımızla hep birlikte sizlere hizmet etmek görevimiz. Sizler hizmetin en güzeline layıksınız. Biz sizlerin hizmetkarınız. Milletvekili olmakla başbakanımız diyor ki milletvekili olduğunuzda bir şey olduğunuzu zannetmeyin. Bu millete hizmetkar oldunuz. Biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Ankara'da 4 gün Ankara'dayız, 3 gün Giresun'dayız. Hep birlikte sizlere hizmet edeceğiz. Belediye başkanlarımız, ilgilenen meclislerimiz, belediye meclislerimiz hep birlikte hizmet edeceğiz ve inşallah bu milletin yüzünü artmaya devam edeceğiz ve daha güzel günleri birlikte yaşayacağız diyorum. Kuşdili Festivaliniz güzelliklerle dolu olsun diyorum.
Eğlenceniz bol olsun, güzel olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Milletvekili Mehmet Bey, Mehmet Geldi Bey'e. Ve inşallah bu alanımız bize biraz küçük geliyor. Bir festival için yeterli değil. Elbette sıkıntılarımız oluyor ama biz vekillerimize her zaman güvendik, her zaman da güveneceğiz. Bu vesileyle biz İstanbul'da Feshane'de Giresun günleri düzenliyoruz. Dünya dört gün bizi izliyor. Perşembeden pazara bunu yapan mutlaka bir federasyon ya da bir dernek üyesi var. Biz Giresun Federasyon Başkanı Sayın Hasan Tuna'nın da buraya alalım alkışlarınıza. Aynı zamanda ona biz Bağcılar Belediye Başkanımız katılamadı yoğun işlerinden dolayı. Plaketini de takdim edeceğiz Sayın Başkanım. Buyurun. Başkanım koşar adam geliyorsun değil mi? Hani yeşil beyaz belli. Yeşil Ufak beyaz. Göçek. Biz Giresun Spor'u evet, Giresun Spor'u izliyor. Yine düştüğü yere çıkaracağız hiç merak etmesinler. Evet. İyi futbol oynuyoruz. Hak etmedik. Düştük ama olsun. Sayın Başkanım hoş geldin. Önce selamlarımızı alalım. Akabinden plaketinizi verin. Teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın İl Başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Sayın Belediye Başkanlarım, Misafir Belediye Başkanımız, Üsküdar Belediye Başkanımız, kıymetli Çanakçılı hemşehrilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi hürmetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu organizasyonu yapan Kuşköyümüzün güzel derneğini, onun başkanını, yöneticilerini ve katılan sizleri tebrik ediyorum. Kuş dili önemli bir hizmeti icra ediyor. Altıncısını düzenlediğimiz Giresun günlerinin ki bu sene İstanbul'da dört gün boyunca 1 milyona yakın hemşerimizi İstanbul'un ortasında ağırladık. Bu Giresunluların gurbetteki en büyük buluşması, tanıtım aracı. Ancak bu organizasyonun da en büyük tanıtım aracı, tanıtımımıza en büyük katkıda bulunan ve buna vesile olan en önemli bizim özelliğimiz, niteliğimiz kuş dili oldu. Bu sene Giresun günleri 7 tane ulusal televizyonda haber oldu. Çeşitli programlarına çıktı. Ve çoğunda da en az 4 tanesinde kuş dilini haber yaptılar. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguya sahip olanlar anlaşır. Biz aynı duygunun, aynı toprakların, aynı iklimin, aynı derelerin çocuklarıyız. Tabii ki bu dilimiz de bizim bir özelliğimiz, ilginç gelen bir özelliğimiz. Önümüzdeki geçtiğimiz günlerde bu dilin bizim gündeme getirmemiz, özellikle Kuşköy'ün, Çanakçı'nın, Giresunların genel olarak gündeme getirmesi bunun marka değerini artırdı. Bu marka değerinin arttığını gören birileri kuş diliyle reklam filmi çevirmeye başladılar. Televizyonlarda izlemişsinizdir. Ancak orada kullanılan şive bizim şivemiz değildi. Ne zaman bir ürünü marka yapsak anında başkaları sahip çıkmaya çalışıyor. Hani şair güzel bir şey söylemiş. Ben sözümü kısaca keseceğim. Diyor ki sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Markalarda böyledir. Bir markayı üreteceğiz, ilimizi tanıtacağız ama o markamıza sahip çıkacağız. Kuş dili Kuşköy'ündür. Çanakçı'nındır, Giresun'undur. Dolayısıyla bu toprakların bu diline biz sahip çıkacağız. Her bir organizasyonumuzda en güzel sloganlarla gündeme getireceğiz. Bu sene de Giresun günlerinde Taksim yürüyüşünde kullandığımız slogan şuydu. Giresunlu, Çanakçılı, Kuşköylü her yöne serbest dolaşım. Tek rakibimiz GSM gibi sloganlar üreterek kuş dilinin ve Çanakçı'nın, Kuşköy'ün tanıtımını yapmaya çalıştık. Bu tanıtımı en güzeli burada yapılıyor. Merkezi burası. İnşallah bundan sonra çok daha güzel bir şekilde şu tepeleri de dolduracak şekilde hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Kardeşlerimi, değerli başkanı, yöneticileri tebrik ediyorum. Kuşköylüleri tebrik ediyorum. Çanakçımızı, kaymakamımızı, yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu işe emek veren bütün sponsorlarımızı teşekkür ediyorum. Tabii buraya bizleri kırmayıp gelen Üsküdar Belediye Başkanımıza özellikle teşekkürlerimizi arz ediyorum. Gelirken misafir bereketiyle gelir demişler. O da bereketiyle geldi ve hemen Kuşköylülere ilk ikramda bulundu. İnşallah devamının da geleceğini biliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Gündüz neşeli ve bol olsun.
Sayın Başkanım, bizim çok değerli yine İstanbul Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı bize her zaman destekleri var. Ana sponsorumuz diyelim. Onun plaketini ben size takdim etmek istiyorum. Kendilerinin de selamını getirdik. Tabii evet. Bugün Almanya'nın Ham şehriyle Bağcılar'ın kardeş şehirliği ile ilgili bir organizasyon varmış. Ondan dolayı katılamadığını ve üzüntülerini bildirdi. Sizlere de selamlarını söyledi. Üzerimizde kalmaz. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Fotoğraf alalım başkanım. Başkanıma çok teşekkür ederiz. Güçlü bir alkışla Sayın Başkanımı da uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Evet. Evet, televizyon ekranlarında bizi izleyen Almanya'dan hemşehrilerimiz var. Sevgili Durdu Demir. Evet, sevgili Avni Demir, sevgili Ömer Demir, Aydın Demir ve Mustafa Demir, Ünal Demir için buradan güzel bir türkü göndermiş olacağız. Yine bizim burada sizlerle bütünleşmemizin sponsorluğunu üstlenen Şükür Elektronik, Expotec Kablo ve Atlantik Aküleri, sevgili yönetim kurulu başkanı sevgili Yusuf Şükür'e ben çok çok teşekkür ediyorum. Yine buradaki sponsorlarımızdan bir tanesi Karabörk Belde Belediye Başkanı sevgili Ömer Karaman'a, yine bizim değerli iş adamlarımızdan Zeki Demir'e ve her zaman yanımızda olan Göreli Dernekler Federasyonu Başkanı Birol Kardeş'e buradan saygılar sunalım. Bu Giresunspor'un bu sene Bankasya 1. Ligi'ne çıkacağı kupa, bak 2012-2013 sezonunda, evet, Bankasya 1. Ligi'ne inşallah çıkacağız. Bu kupamızı geçen yıl AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Nurettin Canikli almıştı. Bundan önceki sene Ömer Karaman Yusuf Şükür ikilisi almıştı. Bakalım evet. Bu sene 15.si düzenlenen bu etkinlikte bu kupamızı evet kime vereceğiz? Sevgili, ben buradayım, sen protokole. Beraber gidelim, gel, ver mikrofonu bırak. Tamam. Gel gel, beraber gidelim. Önce biz her zaman olduğu üzere protokolle beraber başlayacağız. Zannediyorum ki protokol bu işi bitireceğini şahsen düşünüyorum. Her zaman protokolde bulunan değerli iş adamlarımız, değerli bürokratlarımız bizi yalnız çevirmeyecek. Bir alkış alalım protokole, güçlü bir alkış. Evet. Şöyle basın mensuplarımızı da getirelim. Evet, basın mensuplarımızı da yanımızda görelim. Vallahi uzun zamandan beri böyle bir ağlığa çıkmadım. Evet, sevgili Rıfat Köçek, en son bir ağlık yapmıştık. 7000 liraya gitmişti ağlığımız. Bakalım bu sene nasıl olacak? Evet, bizim çanakçımızın gururu Coşkun Çalık. Coşkun abi neredesin? Vallahi Coşkun, aa arkada kalmışsın. Evet, yine ben 83 senesinden beri Üsküdar'da ikamet ediyorum. Sevgili başkanımı da burada görmekten çok mutlu oldum. Hoş geldiniz sayın milletvekilimize de. Önce var mı bir şey gönlünden geçen? Ben her zaman söylüyorum. İsterseniz ben açılışı yapayım. Ha başkan, Ömer başkan. 5000 lira. 2 sezon önce sendeydiniz zaten. Evet. Ne yapacağız? Karabörk Belediye Başkanlığımız 5000 dedi. O dönemde de 5000 lirayla açılmıştı, artmıştı. Sevgili iş adamımız Metin Bey, senin plaketin de var. Sevgili Metin Aydın'a güçlü bir alkış. 7000. 7 tane 1000. Evet. Değerli iş adamımız Şinasi Dalman. Evet. 8000 lira dedi. Alkış yapalım, güzel bir alkış. Evet. Şinasi Dalman gerçekten çanakçı için, göreli için çok etkili insanlardan biridir. Teşekkür ederim. Plastik. O şimdi Türkiye'de. 200 metre mesafeli. Sadece 10 santimetre boyunda. 110 lira yerine
sadece en meşhur sanatçıların en güzel ilahi albümlerini sizler için bir araya topladık. Tam 10 albüm, 94 ilahi ve Yunus Emre'den Seçme İlahiler kitabı. Abdurrahman Önül'den Sedat Uçan'a, Cemal Kuru'dan Muhammed İlhan'a, Hasan Dursun'dan Mehmet Karakuş'a, Ramazan Tembel'den Feridun Eroğlu'na. Kadir kükredi yerler gökler, inledi semadaki melekler Geylani'yi dinledi. Ben bende değilim bugün, başka başka alemdeyim. Beytullah'a çağırdılar, aşklarının içindeyim. İbrahim'e götürdüler, can çekişmekle başladı. Azaptayım anneciğim. Şehitlerin serçeşmesi, Enbiya'nın bağrı başı, Evliya'nın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'di. Medine'ye kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yanıyorum. Adına kurbanım ya Resulallah. İsmini yazmışım derinlerime, ismine kurbanım. Birbirinden güzel tam 10 albüm, 94 ilahiden oluşan meşrulardan Seçme ilahiler seti ve Yunus Emre'den Seçme ilahiler kitabı sadece 25 lira. Evet, sadece 25 lira. Üstelik kargosu da bilsen. Bu sete sahip olmak için hemen 0212 709 9090 numaralı telefonu arayın, siparişinizi verin. Sevgili izleyenlerimiz merhabalar. Bugün sizlere güçlü sesi, kaliteli malzeme yapısı, farklı renk seçenekleriyle Concord ailesinin yeni bireyi Concord 78-0'ı tanıtacağız. Tanıtırken de bu güzel telefonun bütün özelliklerini tek tek konuşacağız. Ben izleyicilerimizin en çok merak ettiği sorularla başlamak istiyorum. İzleyicilerimiz diyorlar ki, bu telefon Çin malı mı? Concord 78-0 bir Türk malıdır. Aktürk elektronik güvencesiyle 2 yıllık garanti kapsamındadır. 179 liraya ücretsiz kargoyla 7 bölgeye 81 ile kapınıza kadar gelecek. Ve gelirken isteyene siyah renginden, isteyene beyaz renginden göndereceğiz. Ve bir kuruş dahi kargo parası almayacağız. Gönderirken hafıza kartını, araç şarjını ve USB bağlantı kablosuyla telefon kılıfını da yanında hediye olarak göndereceğiz. Artık Concord 78-0'la iki telefon taşıma derdinden sizlere kurtarıyoruz. İki hattınızla da aynı anda arama yapabilir, aynı anda arama alabilirsiniz. Her iki hattınızda takıyorsunuz ve her iki hattınızda da aynı anda